Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Sınavda karşımıza çıkabilecek muhtemel soru tiplerini hazırladım sizler için. Umarım işinize yarayacaktır. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz gizli antlaşmalarla ilgili. Umarım gizli antlaşmaları unutmamışsınızdır. Dikkat etmemiz gerekir. Şimdi soruya baktığımızda diyor ki Aşağıdakilerden hangisinde İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu topraklarını kendi aralarında paylaşmak için imzalamış oldukları gizli ve resmi antlaşmalar bir arada verilmiştir. Sevgili arkadaşlarım Pasta'nın büyük dilimini kimler alır? Tabii ki büyük devletler değil mi? sykes picot Antlaşması'nda ve San Remo Konferansı'nda ortak konu neydi? Orta Doğu'ydu. Cevabımıza hemen ulaştık. Şimdi 5 kına baktığımızda Makmano Antlaşması Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile İngilizler arasında imzalandı. Locarno İkinci Dünya Savaşı öncesi ABD'yi yumuşatma antlaşması diyebiliriz. Buna 1925 yılları arasıydı. 25-26 yılları arası Saint-Jean İngiltere ve Fransa'nın İtalya'yı ikna ettiği gizli antlaşmadır. Kendi saflarında yer alabilmesi için ikna etmişlerdi. Sanremo'yu verdik. Sykes-Picot gizli antlaşma. Zevr antlaşması. Ee, biliyorsunuz ki taslağı Sanremo konferansında görüşülmüştü ve Saltanat Şurası tarafından imzalandığı için geçerli olmamıştı. E şıkkına baktığımızda bakmamın Paris Barış Antlaşması bu antlaşmada Osmanlı'nın mirasını paylaşıyorlardı biliyorsunuz ki. Ve ilk görüş ayrılıkları burada ortaya çıkmıştı. Buradaki cevabımız Saykız Pikot ve Sanremo olacaktır. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisiyle ABD dış politikasında Avrupa'nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasiden uzak durması esasları belirlenmiştir. Biz buna ne diyorduk? Biz buna yalnızlık politikası diyorduk değil mi? Yalnızlık yani Monroe doktorini. Eisenhower ABD'nin Orta Doğu politikasıdır. Wilson ilkeleri 1. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı tarafından yayınlanan ilkelerdir. Balfour Deklarasyonu İsrail Devleti'nin temellerini atan deklarasyondur. Truman doktorini ABD'nin çevreleme politikası adı altında Türkiye ve, Türkiye ve Yunanistan'a yaptığı yardımdır. Buradaki cevabımız yalnızlık politikası yani Monroe doktorini olacaktır. Devam edelim. Böyle sorulara dikkat edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu politika çerçevesinde dahil olduğu uluslararası oluşumlardan birisi değildir. Milli mücadeleyi başarıyla kazandıktan sonra yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti dış politikada yurtta barış dünyada barış ilkesine göre hareket etmiştir. Lokarno'yu bırakalım. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne katıldı ve Boğazlar'ın tüm yetkisi Türkiye'ye bırakıldı. Brian Kellogg baktı ABD ve Fransa öncülüğünde toplanan paktı Türkiye buna da katılmıştır. Milletler Cemiyeti'ne geç katıldı. Nedeni ise Musul sorunuydu. Tamamdır. İlk temsilci kimdi? İlk temsilci Cemal Hüsnü Tarayıydı biliyorsunuz ki Balkan Antantı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı paktı. Buradaki amaç sınırları korumaktı. Katılmayan devletler Bulgaristan ve Arnavutluktu. Doğrudur. Ancak Türkiye Locarno Antlaşması'na katılmamıştır. Amaç neydi? Almanya'yı yumuşatmaktı değil mi? Zaten sonraki dönemlerde Almanya Locarno Antlaşması'nı da fesh edecekti. Locarno'ya katılmadı. Küçük Antanta katılmadı. Bunları bilmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de çıkarılan ve içerik olarak Türk ve azınlık ayrımının yapılmadığı fakat uygulamada azınlık vatandaşların yükümlülüklerini ağırlaştıran kanun aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çoğu arkadaşım milli koruma demiştir. Milli koruma değil. Şimdi öncelikle seçim ve toprak mahsullerini bir kenara bırakalım. Bunlar olmaz. Azınlıkları ilgilendiren bir konu var burada. Milli Koruma Kanunu neydi? 1940 yılında devletin işe el atmasıydı. Yani tüm yetkiler kimde olacaktı? Devlette olacaktı. Biz buna Milli Koruma Kanunu diyoruz. Kabotaş Kanunu 1926 yılıdır. Denizlerde serbestçe dolaşabilme. Buradaki cevabımız varlık vergisi kanunu olacaktır. Pat diye atlamıyoruz. Soruları dikkatli okuyoruz. Bir soru da bir sorudur. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. İkinci Dünya Savaşı'ndan yorgun çıkan Avrupa, Avrupa devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırarak Sovyetler Birliği'nin batıya doğru yayılmasını engellemek ve ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğu yani ayetin temeli aşağıdakilerden hangisiyle atılmıştır? İsimleri hatırlıyoruz değil mi? Şimdi Marshall Planı ABD'nin müttefiklerine yapmış olduğu askeri ve ekonomi paketidir değil mi? Kuzey Atlantik bildirisi ABD ile İngiltere arasında yayınlanan bildiridir. Bir son ülkeleri gibi düşünün. Yani savaştan sonraki gelişmeler göz önüne alınmış. Balfour Deklarasyonu İsrail Devleti'nin temellerini atan deklarasyondur. Şöyle yazayım. Şöyle. Schumann'ı bırakalım. Truman doktoru ne demiştik? Çevreleme politikası adı altında Türkiye ve Yunanistan'a yapılan yardım. Soğuk savaş dönemini resmen başlatan gelişmedir. Buradaki cevabımız tabii ki Schumann bildirgesi olacaktır. Schumann Fransız Dişişleri Bakanı'dır. Zaten başlatan Almanya ve Fransa'dır. Roma Antlaşması ile ait Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği ismini alacaktı. Devam edelim. Şöyle. Türkiye'de 27 yıldır devam eden tek parti iktidarının sonlanmasıyla neticelenen bu olay Türk demokrasi tarihinde aşağıdaki isimlerden hangisini anılmaktadır? 16 Şubat 1950'de seçim kanunu yenilenmiş ve 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de ilk defa tam demokratik koşullarda serbest seçimler yapılabilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda Demokrat Parti daha fazla vekil çıkararak hükümeti kurmaya kazanmıştır. Biz buna ne diyorduk? Son tekrarları hatırlayalım. Biz buna tabii ki beyaz ihtilal diyorduk. Dörtlü takrir CHP'den ayrılan gruptur. Değil mi? Hatırladık. Çok partili siyasi hayata geçiş 1946 yılında artık resmen geçilecekti. Çünkü ortam hazırdı. Demokrasi baharı değil. Turuncu devrim Ukrayna'da yaşanan bir devrimdir. Ukrayna. Cevabımız beyaz devrim olacaktır. Devam edelim. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam sorularınız çok basit. Sevgili arkadaşlarım canımın cananları. Benim amacım sizi sınava hazırlamak ya sevmeye göre tam tutturamayız ki. Amacım sizi sınava hazırlamak, size her şeyi öğretmek ve sonrasında sizlere bırakmak. Sizlere beraber girmeyeceğim yani. Ve zorluğuna ve kolaylığına bakmıyorum maalesef. Benim amacım burada size harika bilgiler vermek ve sınavı mükemmel bir şekilde hazırlamak. Soğuk Savaş dönemini hatırlıyor muyuz? Şimdi, Balfour'u bırakalım. Tüm bilgileri verdim ama tarihi vermedim, değil mi? Pamujon Kore Savaşlarını bitiren antlaşmadır. Gitti. Molotov Truman'a karşı uydu devletler tarafından oluşturulan plandır. Çevreleme politikası Truman zaten. Avrupa Ekonomik Topluluğu temelleri Schumann bildirgesiydi. Buradaki cevabımız Balfour'dur. Balfour 1917 yılı değerli arkadaşlarım. Bakın temeller nereden atılmış? Gözler önüne seriliyor İsrail Devleti'nin nasıl kurulduğu. Biraz geriye giderseniz her şeyin ne olduğunu anlarsınız. Devam edelim. Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki geçmelerden hangisi etkili olmuştur? 28 Şubat 1953'te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında dostluk ve işbirliği antlaşması imzalanarak Balkan Paktı kurulmuştur. Bu antlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş. 9 Ağustos 1954'te siyasi işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır. 1954 denilince aklınıza ne geliyor? Tabii ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun geliyor. Hangi sorun? Kıbrıs. Bakalım. Varşova Paktı'nın kurulması. Varşova NATO'ya karşı kuruldu. Gitti. Türkiye'nin Kore Savaşı'na girmesi. Birleşmiş Milletlere katılabilmek, e, özür dilerim, NATO'ya üye olmak için Kore'ye asker çıkaracaktı. Öncesidir zaten. Kıbrıs nedeniyle Türkiye-Yunan ilişkilerinin bozulması cevabımıza ulaştık. Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya olması ile alakalı bir değil, bir şey değil. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağılacaktı. Cevabımız Kıbrıs meselesiydi. Kavramlarımız var. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak görülmüştür? Ulusal Ajans. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarını ülke çapında koordine eden ajanstır. Bu doğrudur değerli arkadaşlar. Bazı sosyalist rejimdir. Arap sosyalizmin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış. Örnek verelim Irak değil mi? Zaten şeyden ayrılacaktı Bağdat Baktı'ndan. Prestroika, petrol ihraç eden ülkeler, şunu bir bırakalım yanlış bilgi, İran Gate. Oho. Irak Savaşı nedeniyle İran'da Hümeyni rejiminin ABD'den İsrail aracılığıyla silah satın alması. Alması olacak burada. Doğrudur. Körfez krizi Irak'ın kuvveti işgal etmesinin sonucudur. Niye işgal etti? Çünkü Irak İran savaşlarından sonra Irak ekonomik kaybı uğramıştı. Sevgili arkadaşlarım pe petrol ihraç eden ülkeler o peştir. Prestroika Gorbaçov'un politikasıdır. Toplumsal ve ekonomik yapıyı güçlendirmek istiyoruz tekrardan. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 1960-80 yılları arasında Türkiye'de sosyal ve kültürel hayatta görülen geçmelerden biri değildir. Edebiyatta toplumculuk akımı bu dönemde ortaya çıkıyor. Doğrudur. Çağdaş Türk tiyatrosu oluşturma yolunda çalışmalar Özellikle 70'lerden sonra biliyorsunuz ki Havvam sınıfı. Türk sinemasında toplumsal sorunlara ağırlık veriliyor dediğimiz gibi. Çarpık kentleşmenin edebiyat ve tiyatroya yansıması olmazsa olmaz zaten sonraki dönemlerde arabesk türü ortaya çıkacaktı. Özel televizyon kanalı hangisiydi ilk televizyon kanalı? Star TV'di değil mi? E Star TV 90'ların 90'lı yıllarda cevabımız eşlik. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Sürçü lisan olmuş sağ ol Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.